Merhabalar. Bugün 18 Kasım 2016 Cuma günü. Bugün bir konuğumla sizin karşınıza çıkıyorum. Dilek Yaz. Evet. Dilek Hanım'la değişik vesilelerle bir araya geldik. Bugün kendisiyle konuşurken rica ettim sizinle beraber konuşabilir miyiz? Facebook takipçilerimizin karşısına çıkabilir miyiz diye kabul etti. Neden Dilek Hanım'ı takip ettin? Çünkü mutlu bir insan. Hakikaten çok derinlerden gelen bir şükür duygusu var. Ve çok bilinçli bir şekilde her gününü, her saatini, her dakikasını yaşıyor. Kendisi evli ve iki çocuğu var. Üç oğlu var. Bir de kocası. Dört erkeğin arasında. Yok, bir kız, iki erkek. Bir çocuklarım. Kız. Evet. Yani üç erkek, iki kızız evde. Üç erkek, iki kız. Hı hı. Fakat Dilek Hanım tek başına bence hakikaten dinlenilmeye değer. Hoş geldin, teşekkür ederim. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ya sana baktığım zaman esasında, yani gözlerin içi cıvıl cıvıl, huzur dolu bir insansın. Ve seninle konuşmamda şu ortaya çıktı. Evvela böyle değildi. Yok, değildim, evet. Evet. Onun için biraz daha yüksek sesle konuş ki, yani orası da şeyle bilsin. Tamam, peki. Böyle değildin ama bunu sen kendin bilinçli bir şekilde keşfedip inşa etmeye başladın. Onun öyküsünü kısaca anlatır mısın? Peki. Yaklaşık kaç sene önce, sene olarak tahmin edemiyorum ama 1998 yılında ikinci çocuğuma hamile kaldım, oğluma. O dönem bankada çalışıyordum. Bankadan ayrılmak durumunda kaldım, Diyarbakır'daydık. Hazır o evredeyken, yani çalışmaz durumdayken bol bol kitap okumaya kendime ayırdım, vakit ayırdım. İlk tabii sizin okuduğum içimizdeki çocuk kitabı müthiş aslında benim kitap okumaya, hatta bu tarz kitaplar okumaya aç olduğumu hissettirdi bana. Hı-hı. Ve kitabı okuduğumda şunu hissettim, zaten çok mutlu bir insan değildim. Ama neden mutlu olmadığımı, neler için üzüldüğümü veya işte ne için sevindiğimi hiç bilmediğimi fark ettim. Nasıl bir insan olduğumu bilmediğimi fark ettim. Kitabı okuduğumda da nasıl mutlu olabileceğimi, önce geçmişimle barışmam gerektiğini, karşımdaki insanları, işte komşular, arkadaşlar, eşim neden böyle davranıyor, annem, babam neden böyle davranıyor, birden bir aydınlanma yaşadım. Evet. Çünkü hepsi aslında geçmişten gelen bazı şeyleri biriktirmiş ve ona göre davranıyor. Bu tahlili yaptıktan sonra, kendimi tanıdıktan sonra önce kendim mutlu olmalıyım ki etrafımdaki insanlar da mutlu olsun. Diye bir karar verdim. Diye bir karar Önemli verdim. Önemli bir karar. Önce ben mutlu olmalıydım. Evet. Çünkü ben mutlu olmadığım zaman ne çocuklarım ne eşim mutlu olmayacaktı. Evet. Kendimi tanıyıp da işte bu kararı verdikten sonra bu büyük bir aşkla bu kişisel gelişim kitaplarını okumaya başladım. Nasıl mutlu olabilirim, neler yapabilirim, artık kendimi tanıyordum çünkü. Bu kitapları okuduktan sonra da işte aslında hani çok fazla bir şey yapmadan, sadece olumlu şeylere odaklanarak, sizin en çok benim hayatımda etkili olan şey ben dilini kullanarak, insanları kırmadan derdini anlatmanın aslında büyük bir şifre ve anahtar olduğunu fark ettim. O anahtarı kullandıktan sonra aslında bütün kapıları açabildiğimi de gördüm. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bir kitap daha okudum, Beş Sevgi Dili diye. Evet. O sevgi dili, Beş Sevgi Dili, beş çeşit insanların sevgiyi nasıl algıladıklarını veya işte ne kadar ihtiyaç duyduklarında nasıl karşılayabileceğimizi anlatıyordu. Kendi şeyimi anladım, sevgiden ne anladım, bana birisinin sevgi verirken nasıl davranması gerektirdiğini anladım. Bu da işte mesela eşimden dolayı anlatıyorum, örnek vereceğim. Evet, evet. İşte yanağımdan bir makas alması, saçımı okşaması, yani herhangi bir temas veya iltifat. Evet. Benim sevgiden anladığım şeyler bunlarmış. Bunu anladıktan sonra baktım ki ben bunları eşime söylemeliyim. Çünkü bekleyerek olmuyor. Yani evet. Onun, adam medyum değil ki, nereden bilsin hani ne beklediğini. Çok önemli. Direkt söylemem gerektiğini fark ettim. Bunu eşimle oturup konuştuğumda, söylediğimde. Oturup konuşmaya karar verdin. Evet, karar verdim. Bravo, o cesaret işte. Çok cesaret istiyor çünkü şu var, dediğim gibi ben bunu 50 yılda beklesem belki anlamayacak. Bilmiyor ki o, farkında değil ama ben farkındayım. Evet. Nasıl fark ettireceğim, mecburen anlatacağım. Evet. Oturup konuştuktan sonra eşim de tabii ki direkt bunu ben söylediğim için yapmak zorunda kalacak, zorlanacak. Hı hı. O da güzel pratik bir çözüm buldu. He. O da şakayla karışık artık başladı. He. Böylelikle hani oturup beklemektense harekete geç. Benim ya hayatımın... O anı anlatır mısın, o ilk anı? O ilk an şöyle oldu, işte gazete okuyorum, masanın üstünde böyle eğilmişim. Eşim geldi, bir tur attı, ondan sonra
başıma böyle saç, bunun ne eşek kocası da varmış, bunun hiç saçını da okşamazmış, hiç bunu sevmezmiş gibisinden şaka yollu ilk girişi yaptı. Ondan sonra da zaten o da alıştı, ben de alıştım. Burada bir şey kazandık biz aslında. Ben mutlu olunca o da mutlu olmaya başladı. İlişkimiz daha düzeyli ve daha güzel olmaya başladı. İkimiz de mutlu olunca çok büyük ciddi sorunlar da yaşamadık. Ufak şeyleri dert etmemeye başladık. Ve çocuklar için de bu önemli değil mi? Zaten biz mutluysak eğer çocuklar mutlu oluyor. Biz mutsuz olduğumuz zaman çocuk sebebini bilmeyecek ama hep mutsuz olacaktı. Mutlu oluyor. Ve hayatımın bir numaralı kuralı oldu. Önce kendin mutlu ol, daha sonra etrafındakilere mutluluk ver. Mutluluk ver. Burada herhalde özetleyecek olursak şöyle bir şey var. Bir aydınlanma yaşadım meselesi var. Yani bir şeyin farkına vardım. O farkına vardığım şeyle bir anlam oluştu ve yaşamı, olayları o farkına vardığım, aydınlandığım yönde süreçlemeye başladı. Benim kendi içimle, içimdeki çocukla bir ilişki içerisinde olmam lazım. Evet. Ve ondan sonra bu farkına varmış, beni bu kadar etkiliyorsa kitap okumaya başladım diyorsun. Aynen öyle. Yani. Beş sevgi dilinde de, benim sevgi dilim farklı. Evet. Ben dokunarak ve dokunularak sevgimi ifade eden birisiyim. Hı-hı. Bir de şunun farkına vardın, her insanın sevgiye ihtiyacı var. Evet. Aynı suya ihtiyacı var gibi, hı-hı, havaya ihtiyacı var gibi insanların sevgiye ihtiyacı var. Ve benim de sevgiye ihtiyacım var. Derin bir nefes al ve... O iyi niyetli adam ama bilmiyor. Evet. Bir konuş bakalım. En zor olan da o değil mi? Evet, yani o nokta zordu. Çünkü yani bir şey bekliyorsun. Mesela bu çok somut örnekler de var. Mesela atıyorum ayakkabın eskidi. Ayakkabı al diyemiyorsun eşine mesela. O anlasın istiyorsun. Evet. Halbuki adam yani oturup senin bütün eksiklerini analiz edecek durumda değil. Bir şeyin ihtiyacın somut veya soyut fark fark etmez. Varsa direkt iletişime girmek gerekir diye düşünüyorum. Evet. Bu sevgiyle alakalı da çocuklarıma şöyle bir şey yaptım ben. O dediğim kitapta diyor ki herkesin içinde bir sevgi kumbarası vardır diyor. O kumbarayı arada bir dolduracaksınız diyor. Ama o tekrar boşalmaya başlar. O boşalmaya başladıkça kişi mutsuz olmaya başlar. Evet. O yüzden arada bir o kumbarayı doldurmak için çalışma yapmanız lazım. Ben arada bir çocuklara kumbaranız boş mu? Ne durumda? Hadi gelin sarılalım. Sevgi zamanı şeklinde. Ne diyorlar? Ne diyorlar? Çok mutlu oluyorlardı. Hepimiz sarılıp işte yatağın içinde oynar oynayıp kumbaralarımızı doldurmaca oynuyorduk. Kaç yaşlardalar şimdi çocuklar? Kızım şu an 20 yaşında üniversitede. Ciddi mi? Evet. Ay çok hoş. Evet. Onun küçüğü oğlum Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde şu anda Emre. Emre kaç yaşında? Lise sonunda üniversite sınavına hazırlanıyor ve psikolog olmak istiyor. Oo evet. Onun küçüğü de 4 yaşında Metehan. O da şu an anaokuluna gidiyor. Ay ay ay. Evet, evet, Allah bağışlasın. Ama hepsi çok mutlu çocuklar. Çünkü ben onları yetiştirirken zaten siz kılavuzumdunuz. Hı-hı. Benim çok sağ olun bu arada. Hiçbir zaman işte ne olacakları değil, o andan, yaşadıkları andan zevk almalarını isteyerek ve bunu öğütleyerek onları büyüttüm. Evet. Ne olduğu önemli değil. Bir şekilde karnın doyar. Evet. Yani istediğin işi yap. Gönlünden ne geçiyorsa, neyi yapmaktan hoşlanıyorsan onu yap. Zaten sevdiğin işi yaptığın zaman başarısız olma ihtimalin yok. Aç da kalmazsın. Çok zengin olmana da gerek yok. Mutlu yaşa git. Zaten sana birazcık bir ömür verilmiş. Evet. Onu güzel yaşa yeter. Yoksa hani... Evet. Aşçı da olabilirsin, doktor da olabilirsin. Önemli olan hayattan zevk almak dedim. Çok önemli. Ve öyle düşünüyorlar. Çok önemli ve yolda konuştuğumuzdan dolayı Dilek Hanım'la bu konuşmaya karar vermiştik zaten. Ve şöyle bir şey de söyledin, o çok önemli. Her an için hayatta mutsuz olacak bir şey bulabilirim. Tabii. Yani aradıktan sonra. Yani %100 dolu olmuyor bardak. Mutlaka boş bir tarafı var. Hı-hı. Ve ben istersem o boş tarafa bakabilirim. Evet. Ama bu akıllı bir yol değil. Ve her zaman için bardağın dolu tarafı da var. Şükredecek bir şey de bulabilirim. Evet. Ve ben o kitabı okuduktan sonra, içimizdeki çocuğu evet, keşfettikten sonra o şükredecek tarafı bulmaya karar verdim. Evet. Kocamla ilişkimde de evet, o şükredecek tarafı geldi. Evet. Ve bunu ego meselesi yapmadım. Evet. Göz göze konuşacak gurur bir durum oldu. Gurur yapmanın alemi yok dedim. Gurur yapmanın alemi yok. Evet. Dilek Hanım'la konuşuyor. Dedi ki bu bir kitap başlığı olmalı. Gurur yapmanın alemi yok. Yaşamaya bak ve mutlu bir şekilde yaşamaya bak. Dilekciğim çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olasın geldiğin için. Çok sevindim. İleride de böyle davet etsem gelir misin? Tabii ki seve seve. Seve seve. Oldu peki.
Değerli izleyenler, başka bir canlı yayında buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın.